önce ufak bir konuşma yapacağım. İlk önce geldiğiniz için teşekkürler. Biliyorsunuz 11. fizik haftası için sabah burada beraberiz. Çok kısa bir fizik haftalarından bir bahsetmek istiyorum. 2010 yılında Ocak ayında ilkini yapmışız. 5 sene olmuş başlayalı. Kim yapıyor fizik haftalarını? Yüksek lisans ve doktor öğrencileri olarak başlamıştık yapmaya. Ve lisans öğrencileri de katılıyordu tabii ki. O zamandan beri yani neden yapıyorduk bunu? Birbirimizle bildiklerimizi paylaşmak istiyorduk ve bildiklerimizi ve sorularımızı paylaşmak istiyorduk. Onun için hadi herkes ne biliyorsa çıkıp anlatsın. İkişer saat, üçer saat burada İTÜ'de düzenlemeye başladık. Tabii İTÜ'yle sınırlı değil. Her yerden yüksek lisans ve doktor öğrencileri gelip burada bildiklerini ve sorularını paylaşabiliyordu. Daha sonra dediğim gibi 5 sene olmuş. Bugün 11.sini yapıyoruz. Şöyle güzel bir şey oldu. O zaman yüksek lisans ve doktor öğrenci olanlar artık mezun olup devam ediyorlar. Postdoc'a gidiyorlar, devam ediyorlar. Lisans öğrencileri olanlar, burada ders dinleyen insanlar yüksek lisans ve doktora yapmaya başladılar. Gelip ders anlatıyorlar. Onları bulmuyoruz. Böyle bir gelişme kaydediyoruz. İlerleyen bir kendi içinde ilerleyen bir sistem oldu. Şimdi ve işte çok gururluyuz hala sürekli olarak her sene yazın ve kışın olarak bunu yapabilmemiz, düzenli olarak yapabildiğimiz için. Şimdi bir kısa bir şeyden daha bahsetmek istiyorum fizik haftasından sonra. Bizim açılış konuşmalarımızın ismi bu haftadan itibaren Duygu Balcan. Açılış konuşması şeklinde isimlendirdik onu. Onu neden yaptığımızı söylemek istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. 8. fizik haftasından önce Duygu bizim İTÜ'den burada lisansını, masterını, doktorasını burada yaptı ve daha sonra postdoc için yurt dışına gitmişti ve tekrar Türkiye'ye dönecekti. İşte 8. fizik haftasından önce biz böyle konuşuyoruz. Burada kompleks sistemlerle ilgili fizik haftasının içinde bir workshop yapacaktı. Bayağı hani böyle kapsamlı olarak parçası olacaktı. Onun için konuşuyorduk. Ama maalesef daha haftayı yapamadan aramızdan ayrıldı. O yüzden 8. fizik haftasını Duygu'nun anısına gerçekleştirmiştik. Şöyle bir özelliği var Duygu'nun. Çoğu, dediğim gibi onu tanıyan insanların hayatında hep bir yerlere dokunmuştur kendisi. Ve ilham vermiştir. Bir sürü anılarımız var onunla. Fizikçi olarak ve insan olarak da hep hatırlıyoruz, evet Duygu bunu demişti, fizikle ilgili bize bunu söylemişti falan şeklinde. O yüzden bize verdiği bu ilhamı ve anılarımızı paylaşmak için, tanımayan insanların da onu tanımasını istediğimiz için, çünkü çok çalışkan ve sıra dışı bir insandı Türkiye için özellikle. CV'sini görmek isterseniz zaten araştırabilirsiniz, Fizik Haftası'nın sitesinde de var. O yüzden konuşmaların ismini Duygu Balcan konuşması şeklinde adlandırıp, bazen Duygu'nun çalıştığı konuların anlatılması şeklinde, bazen de fizikle ilgili işte bu haftada olduğu gibi anlatılması şeklinde bu açılış konuşmalarını devam ettirmek istiyoruz, amacımız o. Bu haftada sağ olsun Teoman Hoca Duygu Balcan'ın açılış konuşmasını yapmak için davetimizi kabul etti bugün aramızda. Hocamızın konuşmasının başlığı geometrik mekanik. Onu da bu hafta yine değişik bir şey yapmaya çalıştık. Genelde herkes bildiği şeyleri anlatmaya çalışıyordu fizik haftalarında. Yani ne olursa. Önemli olan hani bir hareket olsun. Harekette bereket vardır. Fizikle ilgili bir ortam olsun. Bir paylaşalım. İşte sorularımızı soralım şeklindeydi. Bu sefer biraz bir temalı bir fizik haftası gibi oldu. Klasik mekanikle ilgili olacak. Esas Landa yorumuyla klasik mekanik şeklinde esas ana derslerimiz olacaklar. Yine değişik işte kuantum enformasyon ya da kuantum enformasyon başka neyle ilgili dersimiz var? Kozmoloji. Kozmoloji çok evet ağırlıklı kozmoloji anlatacak bir damar da var. Ama esas temelimiz klasik mekanik şeklinde olacak. O yüzden Teoman hocamız da bize geometrik mekanikle ilgili bir şeyler anlatacak. En son olarak da dediğim gibi çoğumuz yine Teoman hocayı tanıyoruz tabii ama tanımayanlar için ufak bir tanıtmak istiyorum kendisini. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde geldi hocamız, o da öğretim üyesi, Profesör Doktor Teoman Turgut.
Doktorasını Rochester Üniversitesi'nde yapmış kendisi ve çalışma konuları matematiksel fizik kuantum alan teorisi, işte ayar teorileri, simpletik geometri ve geometrik kuantizasyon olarak çok kısaca özetleyebiliriz. Kendisi ayrıca Feza Gülşen Enstitüsü'nde bilenler var aramızda. Duymuş olduk, yani gitmemiş bile olsanız duymuşsunuzdur. En son oradaydı, Feza Gülşen'in başkanıydı. Şimdi tahtayı önünüze bırakıyorum. Teşekkürler tekrar. Günaydın tekrar. Öncelikle bu konuşmaya fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Fizikçiler konuşmayı seven insanlardır. Nerede bir topluluk bulurlarsa konuşmak isterler. Çok teşekkürler. Ben Duygu Balcan Hanım'ı tanımadım ama çok yakından tanımadım olmadı. Kim olduğunu biliyordum, görmüştüm birkaç defa. Fakat onun anısını da burada saygıyla almak ve rahmet dilemek isterim. Ve kendisinin çalışkanlığı, bilim adına kendisinin ne kadar buna değer verdiğini, ne kadar önemli bir örnek teşkil ettiğini vurgulamak isterim. Ve Türk kadını için de bu çok çok önemli bir örnektir. Hepimize de o meşalenin bir örnek olmasını ve bizim bu azmi, bu bilim sevgisini genç arkadaşlarımın özellikle taşımasını, devam ettirmesini rica ediyorum. Özellikle tekrar bugün Türk kadının içinde çok önemli bir şey, bilimin içinde olması Türk kadını bilhassa rica ediyorum. Bu konuşmayı yapmak çok basit bir şey değil çünkü geometrik mekanik çok genel bir kavram. Ben temayla genel olarak uyumlu olsun diye geometrik mekanik diye bir genel başlık attım. Bundan kastettiğim ne? Tabii ki mekanik aslında geometrinin büyük miktarda modern geometrinin esin kaynağı olmuş bir konu. Çünkü Newton mekaniği zaten geometrik yapıdan başlamış. Aslında hatırlarsanız Lagrange'ın özellikle vurguladığı bir şey. Lagrange mekaniği ile analitik mekanikte Newton'un o kirli diagramlarından kurtulduk. Artık analitik hale geldi her şey, güzel bir hale geldi dese de mekanik tekrar geometrinin modern perspektifini barındıran, hatta bir miktarda doğmasına yol açan Poincaré'nin olsun birçok insanın çalışmalarında mesela topolojinin, diferansiyel geometrinin bir kaynağı olmuş aynı zamanda. Bundan kastettiğim, şimdi bir miktar bunu kurmaya çalışacağım. Lagrange mekaniğinde kinetik enerji, eksi potansiyel enerjiden başladığımızda kullandığımız şey genelleştirilmiş koordinatlar. Tabii bunda yaptığımız şey de normalde n tane parçacığımız var. 2 parça x, i, 1, 2, n, alfada 1, 2, 3 olsun. Bir de constraintlerimiz var. Burada ben spesifik olarak polinomik constraintlerden yola çıkacağım. Tabii İngilizceye dönüyorum ama. Ve kısıtlar. Polinomin Türkçesini bilmiyorum aslında. Polinomin kısıtlar. Polinomin kısıtlar olduğunda bunlar şu demek. Bir grup kısıt var bu koordinatlar üzerinde. Bunlar tam olarak bu koordinatların sağladığı denklemler şeklinde yazılabiliyorlar. O yüzden polinomin kısıtlamalar. Bu da bize şeyi söylüyor. Bunları bir şekilde hepsini kullanmanıza gerek, bu koordinatları kullanmak yerine bunları denklemlerinizde ortadan kaldırabilirsiniz. Kinetik enerji için kullandığınız ifadeyi potansiyel dizinlerin fonksiyonları olsun. Genel olarak bu çok genel bir şey Lagrange aslında. Fakat bunu indirgediğiniz zaman bir grup koordinat var ki Q, notasyon her zaman burada bir sorun tabii, bu zaman zaman neyse bunlara gene ben A, Q, A, bu koordinatlar diğerleri cinsinden yazılabilir bir şekilde. Zamanına bağlı olabilir.
bu şekilde genelleştirilmiş koordinatlara indirgeyerek tamamen sisteminizi Q'lar cinsinden yazabiliyorsunuz. Nedir bunun bir örneği? Çok çok basit örneklerimizden bir tanesi. Biraz bunu şey yapacağım. Diyelim ki iki tane burasını serbest şu şeye izin vereceğim. 2π'ye izin vereceğim burada. 1 2. Böyle bir sistem alalım. Böyle bir sistemde genelleştirilmiş koordinatlarımız neler? Teta 1, teta 2. Ama normalde kinetik enerjiyi yazdığımız şey, değil mi? Normalde bunları şu koordinatlarını, bunların x1 koordinatlarını ve x2 koordinatlarını düşünebiliriz. Mesela burayı x ve y gibi düşünebiliriz. X ve y'yi bunlar cinsinden yazıp birincisi için sadece kinetiği yazayım. Kinetik enerjiyi bunları çevirdiğimiz zaman karşımıza çıkacak olan şey teta 1'in türevi. Kinetik enerjimizi indirdik ve karşımıza x1y1 x2y2 yerine kısıtlardan dolayı, çünkü bu arkadaşlarımız sadece belirli bir uzaklıkta kalabildiği için, bir daire üzerinde kalabildiği için teta 1, teta 2 gibi genelleştirilmiş koordinatlar, bunu indirgeyebildiğimiz için aslında x1y1 x2y2 koordinatları yerine teta 1, teta 2, teta 1, teta 2'nin alabildiği değerler aslında x1, x2 koordinatlarının oluşturduğu bu R4 gibi düşünelim. X1, x2, x2 ve diğerleri x1, x2, y1, y2 bu R4'te bir 4 parametre bir şey. Fakat teta 1 ve teta 2'ye indirgedik biz bunu. Teta 1 ve teta 2'nin şeylerine 0'dan 2π'ye değişiyor. Teta 1 ve teta 2. Tabi periyodik. Çünkü 2π döndürdüğüm zaman bunu 2π döndürdüğüm zaman tekrar eski yerine geliyorum. O zaman konfigürasyon uzayı, biz buna konfigürasyon uzayı diyeceğiz. Bunun içinde bir yüzey aslında. O yüzeyde S1 daha iki tane dairenin çarpımı. S1 çarpı S1 yani aslında torus. O zaman otomatik olarak Lagrange mekaniğinde konfigürasyon uzayı ilginç bir geometrik bir şeye dönüştü. Çünkü aslında R4'te başladığımız problem S1 çarpı S1'e dönüştü hemen. Bunu da şöyle kolayca görebiliriz. S1 çarpı S1 ne demek? Birincisinin bulunduğu şunun olduğu koordinatı S1. Şu diğer veyahut da şunu S1 olarak düşün. 2π görünüyor. Şimdi bunun bağlantı noktasının, buraya olan bağlantı noktasını ise şuradan bakılıyormuş gibi düşünün. Yan yatıralım bunu da. O da sanki şöyle dönüyormuş gibi. İşte bu size bir tane torus oluşturdu. S1 plus S1. Çünkü bu 2π bir dönüş. Burada da 2π var. Bu teta 1, teta 2 birbirine. Burada teta 1'i görüyorsa işte size simit şeklinde bir uzay şöyle görünen bir şey. Buna torus diyor tanıkçılar. Bu yüzden kısıtlamalar genel olarak, yani bu R4 uzayın içerisinde aslında iki boyutlu bir tane torus elde ettik. Onu çizersek burada böyle oturan bir tane torus haline geliyor, iki boyutlu. Tabi biraz daha bu kadar üç boyutun içerisinde oturmuyor. Dört boyutta duran bir tane torus. Dört boyutun içerisinde oturan iki boyutlu bir torus. Bu bize hemen şey kavramını getiriyor. Demek ki Lagrange mekaniğinde genel olarak kullandığımız genelleştirilmiş koordinatlar ve kısıtlar, kısıtlar ve normal koordinatlar, genelleştirilmiş koordinatlara indirgedikleri zaman aslında bir tane yüzey oluşturuyorlar. Tipik olarak da bu yüzeyler yüksek boyutlu, yani orijinal olarak
burada n tane parçacık, 3 koordinat yani R3n'in içerisinde aslında bir tane yüzey oluşturuyorlar. Bu yüzeylerin genel ismi matematikte manifold. Bu tip yüzeylerin genel ismi. O zaman klasik mekanikteki ister istemez genelleştirilmiş koordinatlara geçtiğinizde kullanmanız gereken doğal obje, doğal geometrik obje aslında bir yüzey, genelleştirilmiş bir yüzey. O yüzeylere de manifold sunuyor. Bunlar aslında manifoldlar. Türkçesi çok kapsamlı. Manifoldun Türkçesi çok kapsamlı. Özelliği ne? Aslında bu genelleştirilmiş koordinatlar başka koordinatlarla da değiştirilebilir. Yani illa o koordinatları kullanmak zorunda değilsiniz. Başka koordinatları da genelleştirebilirsiniz. Farklı koordinatlarda kullanabilirsiniz. Burada kastedilen şey de şu. Bunun belirli bir bölgesini aslında aldığınız zaman bu belirli bir bölgesi bu koordinatlar cinsinden ifade edildiği için aslında R S gibi, R N gibi bunlardan diyelim ki A 1, 2, N olsun. Bu durumda 2 ile mesela şurada. Aslında bunlar, bu Q'lar size bunun açık bölgelerinin içerisine bir eşleşme veriyorlar. R, N gibi bir şeyin içine eşleşme veriyorlar. Bu bölgeleri buna alıp koordinat demek, sonuçta koordinat demek o bölgeyi alıp bildiğimiz düz uzayın içerisinde bir bölgeye göndermek demek. Başka koordinatlarda kullanabiliriz. Burada başka küçük koordinatlarda kullanabiliriz. Bunlar da aslında yine böyle R'nin içerisine bir şeyler göndermek gibi düşünülebilir. Başka koordinatlarda kullanabiliriz. Bu iki koordinat arasında bir geçiş kuralı var. Bu iki koordinat arasındaki geçiş kurallarının da diferansiyellenebilme özellikleri bu geometrik yapının nasıl bir yapı olduğunu, nasıl bir mesela bunlar alfa kez diferansiyelleniyorsa buna biz C alfa matlar diyoruz. Bunların arasındaki geçme koordinatları da alfa kere diferansiyellenebilen şeyler halinde seçilebilir. Genelde sonsuz kere diferansiyellenebilsin istedir. Onlara da smooth nedir Türkçesi? Evet, pürüzsüz manifoldlar, pürüzsüz olarak seçilebilir. Buradan otomatik olarak çok basit mekanik problemlerinde bile ders, çapımıza çıkartmamız gereken ders şu ki çok basit mekanik problemlerinde bile aslında ister istemez arkada bir tane genelleştirilmiş bir yüzeyle uğraşıyoruz. Manifold denen bir şeyle uğraşıyoruz. O yüzden klasik mekanik bir Lagrange mekaniğinin doğal konfigürasyon uzayı, doğal yapısı bir manifold, bir çok katlı. Ve öyle düşündüğümüz, doğal geometrisi bunun arkasındaki geometri bir çok katlı olarak düşünün. Peki, bu çok katlıyı oluşturduk. Lagrange mekaniğini o zaman şöyle bir şekilde düşünebilir miyiz? Bunun bize ne kazandırdığına bakalım. Lagrange mekaniğinden Hamilton mekaniğine geçeceğiz. O zaman biraz daha fazla serbestlik kazanacağız. Lagrange mekaniğindeki o zaman temel ögeler şunlar. Elimizde bir tane yüzey var. Bu genelleştirilmiş koordinatlar bunu sadece bölgesel olarak anlatıyor. Yani bu genelleştirilmiş koordinatlar her yere anlatmayabilir. Bazen her yere anlatabilir. Bu sarkaç örneğinde olduğu gibi, torus örneğinde olduğu gibi yani. Her yere anlatan teta 1, teta 2 koordinatlarımız olabilir. Küçük, çok ince bir bölgeyi kaçıran. Onun dışında her yere karşılık gelen. Fakat bazen her yere karşılık gelen koordinatlarımız da olabilir. O koordinatları değiştirmemiz de gerekebilir. Gideceğimiz bölgelere göre. Peki mekanik sistemi nasıl aldırıyoruz bunun üzerinde? Mekanik sistemimiz şöyle bir şey. Bize zamanda gelişimi veriyor. Zaman içerisinde time zamandan bu konfigürasyon üzerine, buna n diyen bu konfigürasyon üzerine n'e bir tane eşleşme, bunun üzerinde bir eğri. Bunun üzerinde bir eğri veriyoruz. O sıfır zamanında başladığı eğri veriyoruz. Nerede başlıyoruz? Ve tabii bu yeterli değil. Lagrange mekaniğinde bu yeterli değil. Aynı zamanda da hızı vermemiz lazım.
hızı da veriyoruz. Bu noktadaki üzerindeki tanjant vektörü de veriyoruz. Ve dinamik problem bunun bulunmasına indirgeniyor. Bu verilmiş. Sonucunda hareket yöntemleri bize zaman içerisinde yüklüğü yani. Hareket denklemlerinde de Lagrangian'dan geliyor. Bunu veren bir varyasyonel prensip var. Neyse ki aslında indisleri aşağıya koydum ama ahlaksal anlamda yukarıya koymak doğruydu. Yukarıda olması lazım bu indislerin sebebini şu anda söylemem mümkün olmayacak ama bu transformasyon özellikleriyle ilgili doğrusu yukarıda indislerin olması. Lagrangian'ı yazdığımız zaman da bu bizim hareket denklemimiz. Bu nereden geliyor? Bu bir varyasyonel ilkeden geliyor. İşte bu çok tabii derin bir şey. Çünkü Lagrangian sadece Q'nun ve Q'nun türevinin fonksiyonları. O yüzden hareket denklemleri ikinci derecede hareket denklemleri. Ve bu bir varyasyonel ilkeden geliyor. Varyasyonel ilke biraz bu başlangıç sınır değer problemlerinden biraz farklı. Çünkü orada iki tane bir başlangıç bir de son noktayı veriyoruz. Başlangıç ve son noktası arasında bu integrali ekstremum yapacak olan eğriliği buluyoruz. Minimum yapacak da değil, o ekstremum yapacak olan. O yüzden bunu sıfırlayacak olan diyoruz. Bu çok derin bir şey tabii. Çok derin. Çok derin. Çünkü genelleşiyor. Fizikte ne genelleşiyorsa o derin bir şey. Bunu genelleştirebiliyorsanız, daha farklı durumlara genelleştirebiliyorsanız o derin bir fikirdir. Bu derin bir fikir. Bu bütün bildiğimiz modern fizin yapısı bu varyasyonel ilkeye dayanıyor şu anda. Bilimsel teori neredeyse bu varyasyonel ilkeye dayanıyor. Genelleşmenin hepsi neredeyse dayanıyor. O yüzden çok derin bir şey. Bu bize hareket denklemlerini veriyor. Başka türlü de elde ederiz. Doğrudan bütün denklemlerinden de elde ederiz bunu. Ama buradan da elde ederiz. Şimdi peki bunu biraz daha burada bir şey doğal değil burada. Doğal olmayan şey de şu. Q'nun türevini de veriyoruz. O yüzden burada geometrik olarak yapıya baktığımız zaman aslında tam olarak konfigürasyon üzerinde çalışmıyoruz. Daha doğal çalışmamız gereken yer konfigürasyon üzeri ve onun tangent'ı. Onun tangentiyle bir teğet düzlemiyle bir her noktadaki teğet düzlemiyle birlikte çalışmamız lazım. Aslında bu yapı bize ister istemez şeyi hatırlatıyor. Yani tamam konfigürasyon üzerimiz var ama konfigürasyon üzerinde biz hızları da vermemiz lazım. Ama hızlar konfigürasyon üzerinin gerçekten doğrudan parçaları değil, teğetlerinin parçaları. Demek ki biz teğetini de bu uzayın bir parçası olarak düşünmemiz lazım. Bunu birleştirdiğimiz birazcık daha büyük bir uzayda çalışsak belki daha doğal bir hale gelir bu denklemler. Nitekim öyle oluyor. Bu fikir de sadece Lagrange mekaniğine sınırlı kalmıyor. Lagrange mekaniğinden Hamilton mekaniğine geçişi sağlıyor. O yüzden bu konfigürasyon üzerinde başladığımız geometrik yapıyı birazcık daha rahat düşünmek açısından teğetleri de bunlara yapıştıralım. Bunları yapıştırdığımız zaman çıkan şey de güzel bir geometrik obje oluyordur belki. Oluyor. Şanslıyız. O da güzel bir geometrik obje oluyor. Ona tangent demeti deniyor. Teğet demeti deniyor. Türkçesi teğet demeti. Bir teğet demeti denen güzel bir yapı oluşturuyor. Orada çalışınca aslında biraz daha doğal. O da bir teorem ki teğet demetleriyle çalışırsak yani yapmamız gereken şey şu. Sadece konfigürasyon üzeri değil, konfigürasyon yüzeyinin üzerinde aynı zamanda her noktada teğet, çizilen teğetleri de bunun bir parçası olarak düşüneceğim. Yani birleştireceğim her noktadaki teğetleri Q
Q'ları da birlikte düşünerek birleştireceğim. Bu bana bu uzayın teğet denetini verecek. Buna tangent bandı teğet deneti. Demet olmasının bir özelliği var. Çünkü bu vektör uzayı. Vektör uzayı buna da kullanabilirim. Tamam, teşekkür ederim. Gerekirse hepsini birleştirebilirim. Teşekkür ederim. Bu bir teğet demeti oluşturacak. Teğet demetinde burada birazcık literatürde hafif bir karışıklık var. Çünkü Q dot hala, Q nokta hala bu teğet demetinin koordinatı olarak kullanılıyor ama gerçekte tam o doğru değil, ona B demek lazım. Ne zamanki hareket denklem, yani özel olarak o eğriden bahsediyoruz, o zaman B eşittir Q dot demek lazım aslında. Burada birazcık kargaşa var. Ben kendi kafam karışmasın diye B diyor. Bunlara B diyorum bu koordinatlara. Bunların şimdi iki cins koordinatı var çünkü. Bir Q A'lar var, bir de V A'lar var. V A'lar T'teki bu uzayda T'nin koordinatlarıyla eğrinin teğet arasında başta ilişki yok. Fakat biz bunu isteyeceğiz. Yani sonuçta biz bunun öyle bir şart isteyeceğiz ki bizim için bu bir anlamda hareket denklemi olacak. Hız o noktada mümkün olan hız gerçekten zamana göre türevden gelendir. Tabii Lagrange denklemleri de o zaman buna dönecek. Böylece Lagrange denklemlerini büyük, daha büyük bir uzayda yazdığımız için VA Q'nun türevi ve L şimdi bu uzayda yer alıyor. Ve Q ve yani hızlar uzayı ve yerler uzayı, konum uzayı ve hızlar uzayında yer alıyor. Öyle ki bu özel bir durum. V'ler aslında doğrudan seçtiğimiz o eğrinin tanjantları, teğetleri bu denklemlerde ona indirgenerek yazılıyor. Bunu koyduktan sonra ona indirgeniyor. Böylece bunun genel olarak matematikçiler şöyle resimlerden hoşlanıyorlar. Bu aşağıda bir tane konfigürasyon uzayı var. Bu da bunun üzerindeki lif. Teğet lifi. Bu teğet lifinin üzerinde sonuçta böyle bir yapı. Bunlar vektör uzayları. Biz özel bir şey seçiyoruz. Birazcık şöyle şu boyutta genişletebilirim. Özel bir şey seçiyoruz. Aslında eğri bunun üzerinde. Eğri bunun üzerinde. Bunu yukarıya kaldırıyoruz. Buna lift kaldırmak demek. Onlar hiç TRT'ye benzemedi hocam. Evet, benzemedi. Matematik işler farklı düşünüyor. TRT ve bunlar vertical gibi oldu. O düzlemediği konular. Evet, yani çok daha fazla şeyim olmadığı için, gelim olmadığı için bunu yukarıya kaldırmanın bir yolu. Çünkü yani normalde eğri aslında bu uzayın üzerinde. Haklısınız, yani şöyle düşünmem lazımdı. Normalde şöyle seçeceğim yani. Bir sürü bunlardan var. Şöyle. Normalde hem bunları veriyoruz hem bunları veriyoruz. Aslında genel olarak bir eğri, genel bir eğri bunlarla bunların arasında bir ilişki olmayan bir eğridir. Genel bir eğri. Ama biz özel bir şey seçiyoruz. Bunların gerçekten teğetleri bu uzaydaki koordinatlara karşılık gelsin diye seçtiğimiz için buna biz lift diyoruz. Geometride buna lift kaldırmak operasyonu deniyor. Yani bir tane altta bir tane uzayımız var. O uzayın üzerine bir tane lift demeti kuruyorsunuz. O lift demetine aşağıda giden eğriyi yukarıya çekmenin bir tekniği var. O da bu. Aslında biz onu mekanikte bilmeden yapıyoruz. Şunu bir boyutlu bir parça için yapsın. Bir boyut için yaparsam ama siz gene şeye itiraz etmezseniz dik çizim. Dik çizersen kolay göründüğü için dik çizerim. Yoksa haklısınız. Yani onlar yandırıyorlar da. Şöyle çizersem. Bunlar tangent yönleri. Burada giden bir eğrimiz var. Bu eğrimizin şöyle bir şey de bizim bir eğrimiz aslında. Bu uzayda eğri böyle bir şey. Çünkü hem şu yolda gidiyor hem de bu tanjantta da değişik değerleri var. Ama bunun tam olarak bunun tanjantları yani bundaki şu
şu Q dotu Q'yu Q'yu ve onun türevini veren, gerçekten onu veren ise bir tane aslında özel bir ilgi var. O özel ilgi de böyle bir şey diyelim ki. O böyle bir şey. Çünkü bunun şu yükseklikleri tam bu türevler. Bu yana gittiği yerlerde Q'nun değerleri nasıl gidiyor? Yüksek, yani bu giderken yüksekliğini de ayarlayalım. Böyle böyle. Halbuki genel olarak o serbest kalabilir. Hız serbest kalabilir genel olarak bu geometrik yapıda. İşte buna biz liftin Türkçesi kaldırma diye. Birisi indirme.